Çok tarihi yapımız var. Çok güzel yapılarımız var. Yani dün Muranlar Konağı'nı biz satın aldık işte Çevre Vakfı'ndan. Oranın restorasyonuna başlayacağız. Yani şehrin içerisinde bu kadar güzel bir yer nasıl bu kadar altın kalır? Bizim de böyle güzel sokaklarımız, güzel caddelerimiz, cıvıl cıvıl bir tarihi yapımız olsun. Tarihi yapılarımız gerçekten eski o ihtişamlı günlerine kavuşsun. Bunu çok canı gönülden istiyorum. Özel sektörün de elini taşın altına koymasını bu vesileyle biraz sağladık. İlk etap 40'a yakın konağın restorasyonunu verdik. Ve şu anda projesi başlayanların, bitenlerin restorasyonu başladı. Şu anda bir taraftan da projeler çizimleri devam ediyor. Proje çizimlerini tamamen üzerimize aldık biz valilik olarak. Biz yaptırıyoruz. Kuruldan da geçiriyoruz ve şeylere teslim ediyoruz yapacak olanlara. Bu konaklara biz işler vermediğimiz sürece kaç yıl sonra yine aynı olurlar. İstiyoruz ki burası gastronomi ile ilgili, konaklama ile ilgili aktif şekilde kullanılsın. Aynı zamanda da burada sanatla ilgili, el işleriyle ilgili workshoplar yapılsın. Küçük butik kafeler olsun. Bizim geleneklerimizi, göreneklerimizi yansıtan, bizden bir şeylerin olduğu alanlar oluşturalım Edirne'mizden, Rumeli'den. İnsanlar gelsin, orada aktivitelerde bulunsunlar. Hepsine işler verelim. Açılan 2016'ya kadar röleve, restorasyon, restitüsyon projeleri hazırlandı. 2016'nın 11. ayında da yapmaya başladım. Ve şu anda bitmek üzere. Çok güzel süslemeleri olan bir konak. Merdiven rıhlarında bile süslemesi olan tek konak bu konak. Matmazel Clara isimli Fransızca öğretmeni bir bayanın konağıymış. Butik otel olarak açacağım. Hedef kitlem dışarısı. Hem Edirne'yi görmeye gelen kişiler Edirne'yi görsünler ama bunun yanında tarihi bir konakta da kalsınlar, tarihi de yaşasınlar. Çünkü konağın üst katındaki tavanlar 4.80, altındaki yükseklik, alt kattaki yükseklik 3.80. Hiçbir otelde, hiçbir yerde yani normal modern bir yerde bunu göremeyecekler. Bütün tarihi dokuyu aynını yaptık. Anıtlar Kurulu'nun da tabii gösterdiği doğrultuda. Edirne'ye çok güzel bir eser kazandırdığımı düşünüyorum. Turizmine de. İnşallah örnek oluruz. Daha güzelleri olur. Peki. İnşallah kurulan derneklerle, Edirne Gönüllüleri Mütevelli heyetiyle Edirne'ye güzel şeyler kazandırılacak. Bu tarihi konakların bir kere bir iki konak değil, hepsinin birden olması lazım. Yani büyük projeler gerekiyor. İnşallah o büyük projelere Sayın Valimizin başkanlığında, biz de zaten dernek kurduk, derneğimiz var. İşte Edirne Gönüllüleri Mütevelli heyeti var. Orada çok değerli arkadaşlar var. Hepsinin güzel fikirleri bir araya gelip valinin önderliğinde de ben olacağına inanıyorum. İnşallah öyle olur.